Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'den çok daha güçlü diyebileceğimiz takım sayısı çok fazla olmayacaktır. Böyle olunca Fenerbahçe mecburen hücum oynayacak, önde oynayacak. Ve günümüzde şunu biliyoruz, iç kulvarları da kullanan bir oyun anlayışı var artık. Bütün teknik adamların, takımların. Fenerbahçe'nin sol bekinin de ofansif yani hücum beki olması lazım. Öndeki oyuncu sağ ayaklıysa otomatikman sol ayaklı olması lazım. Çünkü geçen sene Tadiç'le orada oynarken Tadiç sol ayaklıydı. Ferdi her zaman dıştan bindiren değil, çok zaman içe kat eden, içten bindiren oyuncuydu. O yüzden birbirlerini tamamlıyorlardı. Bu Zaten sene de ters ayaklı oynadığı için içe kat etmesi tabii çok daha faydalı. onun için de avantajlı. Evet. Ve bir iddiam da şu, eğer Ferdi kalmış olsaydı Mourinho birçok maçta ondan sol bekte değil, belki de orta sahada Evet. faydalanacaktı. O da işin başka boyutu. Bu satışın ne kadar doğru zamanda yapıldığını gösteriyor. Zeki biraz ticari yönden yaklaştı. Ticaret yapanlar hep şunu derler. Alırken kazanacaksın. Al kazandılar evet. Fenerbahçe Ferdi'yi alırken Tabii kazandı. aynen. Bakın doğru ürünü doğru fiyatla almak. Çok da sabretti ama 1-2 Sen yıl sabretti hocam. kesin o ürünü Tabii. yetiştirdi. O kesin. Aynen. Ama ürün yanlışsa istediğin kadar Tabii o sabret, ayrı. Tabii. istediğin kadar O ucuza cevheri al, görmüşler ama bir şey hocam demek ki. yapmıyor. O Tabii. yüzden Fenerbahçe hücum beki almak zorunda. O güçlü takımlara karşı çok ihtiyaç duyarsa Osterwolde'yi tamamıyla defansif kullanabileceği bir sol bek olarak da değerlendirebilir. Hücum beki demek iyi bir sol ayak, çabukluk en önemli özelliklerden bir tanesi, adam eksiltme özelliği en önemli özelliklerden bir tanesi. Gittiği zaman hem dıştan bindirmelerde tek topları iyi bir orta olarak arkadaşlarına oynayabilecek özellik, hem de içe girdiği zaman günümüzde artık ondan bitiriciliği de o şutları atmasını da bekliyoruz. Böyle bir oyuncu Fenerbahçe'ye büyük zenginlik katar. İkinci sıraya ben kendi adıma şu an için stoperi koyuyorum. Fenerbahçe'de Mourinho stoperler konusunda hala karar veremedi. Buradaki en önemli neden de şu an eldeki stoperler onun beklediği oyun anlayışına sahip olmayan oyuncular. Bakın, yabancı stoperde olsa bizim ligimizde defansif organizasyon çok iyi yapılmadığı için çok usta stoperiniz yoksa her zaman zorlanıyorsunuz. Bizde de çok usta stoperler yok. Bakın Galatasaray bu hafta Young Boys'la oynadı. Stoperlerden ciddi zaaf gösterdi. Evet. Fenerbahçe, Beşiktaş bu hafta Lugano ile oynadı. Lugano ile oynadı. Bakıyoruz Beşiktaş bile defansta oturmuş takım. Şu an ligin en oturmuş takımı olmasına rağmen çok zorlandı. Bizde defans organizasyonu konusunda maalesef çok eksiğiz. Mourinho da bunu en iyi bilen teknik adamlardan bir tanesi. O yüzden kendini anlayacak stoperleri tercih ediyor. Bizim milli takımda çok iyi oynar dediğimiz stoperlere forma bile vermiyor. O yüzden ikinci sıraya stoperi koyuyorum. Fenerbahçe orta sahada şu anki kadrosuyla çok sorun yaşamadan orta saha transferi yapmasa da gidebilir. Ama lig uzun dedik. 60 maçlık bir maraton bekliyor. Her an sakatlık olabilir. Rekabet açısından da üçüncü sıraya da ben bir stoperi koyuyorum. Orta saha oyuncusunu koyuyorum. Onun özelliği de ofanstan çok biraz daha defansif özelliklerin ön planda çıkması olması. Ama gerçek şu, hocam çok doğru bir şey söyledi. Ben orta sahayım diyorsan 6'da olacaksın, 8'de Evet olacaksın, hocam. 10'da olacaksın. Evet. Ceza sahanda olduğun zaman ben 10 numarayım deyip rakibe müdahale etmiyor musun? Veya ileriye gittiğin zaman ben 6 numarayım diye o topa vurmamazlık mı ediyorsun? Ben ona çok Kerem, o katılmıyorum ya. Kerem Hayır, pozisyonu ben çok icabı nasıl katılmıyorum. Bir Bakın, ön liberonun sert duruşuyla bir 10 numaranın nazik duruşu çok farklı hocam. sevgili Zeki. 10 oynayamaz yani. Ön liberoda oynayan oyuncu 10 oynayamaz. Sevgili Zeki. Şey olur. Bugün o 3 Verim olur. oyuncudan birine büyük bir ihtimalle nereden baksan %60 defansif görev Ya yükleyeceksin. o ayrı hocam. Birine Mevki farklı hocam %60 tabii. ofansif Ya görev o olmaz. yükleyeceksin. Sen elindeki oyunculara göre o görev dağıtımını yaparsın ama günümüzde bu olmazsa olmaz. Biz Ferdi gibi oyuncular gelişsin istiyorsak biz 20 sene sonranın futbolunu bilmek
Ve şu anki gençleri ona göre yetiştirmek zorundayız. Eğer biz hala sen 6 numarasın, ileri gitme çok özür diyorsak son bu, bundan modern futbol olmaz. Gelişmesi ekranda Fenerbahçe'den de Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir açıklama geldi ki aslında az önce paylaşmıştık durumu. Futbolcumuz Brighton'la görüşmelerini ilerletmek için İngiltere'ye gidecek. Tarafımızdan izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir şeklinde ifadesi söz konusu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Bu da artık zaten transferin resmileştiği anlamına da geliyor artık bir sonraki resmileşmenin aşama. Basamakları. Evet yani ben, sondan bir önceki basamak bu basamak yarın belki de Brighton'dan da Fenerbahçe'den de yine aynı şekilde transferin noktalandığına şimdi, dair açıklama bu gelecek. Bu açıklamadan sonra görüşülen isimler vardı. Birisi işte orta saha için düşünülen Medina. Boca Juniors'tan hatta teklif yaptılar. 8 milyon dolar teklif yapmışlardı. 3 milyon dolar da artırdılar. 10 milyon dolara çıkardılar. Büyük ölçüde anlaştılar. Diğer taraftan da Beşiktaş'ın da istediği Hermoso vardı. Bugün onunla ilgili ciddi görüşmeler yaptılar. Oyuncu boşta, imza parası istiyor. Atletico Madrid'deydi biliyorsun. Evet. Paulista ile birlikte oynuyordu. 4 milyon euro en son Beşiktaş'ın teklifini kabul etmemişti. Suudi Arabistan'dan ilgi vardı ama Suudi Arabistan'a gidemedi ya da gitmedi. Şu an boşta ve Fenerbahçe'nin... Şefiyatlı Vinicius Souza'nın adı geçiyor. Evet yani. O da geçiyor ama şu anda Hermoso ile ilgili bugün çok çalışma yaptıklarını duydum. Oyuncuyu ikna ediyorlar büyük ölçüde. Çok çok iyi bir stoper. Diğer taraftan da dediğimiz gibi Boca Juniors'ta oynayan Medina için de yani soruşturduğum herkes... Fenerbahçe'de çok başarılı olur diyor o oyuncu için. Ben çok tanımadığım için bilmiyorum ama iyi oyuncu olduğunu söylüyorlar. Yani yerine koyacak oyuncuları da hazırladı aslında Fenerbahçe. Bunları da söyleyelim. Yani taraftarın tabii ki şu anda bir taraftan takımı ateşleyen en yürekli oyuncusu, en savaşçı oyuncusu, en değerli oyuncusu gitti diye Fenerbahçeli taraftarlar üzülüyordur ama oyuncu da gitmek istedi. Yani burada yönetim oyuncu gitmeseydi belki de bu satışı yapmazdı. Oyuncu da bir hedefi vardı. Hedefini gerçekleştirmiş olacak. Ama Fenerbahçe'de hızlı bir şekilde Mourinho'nun istediği oyuncuları transfer edecek. Yani pazartesinden itibaren Fenerbahçe'de çok hareketli transfer saatleri yaşanacak. Transfer konusundan biraz sıyrılıp saha içine dönelim isterim. Takımlarımızın Avrupa performansları üstüne de değerlendirmelerimiz olacak az sonra. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını da ekrana getireceğiz. Özellikle Kerem Aktürkoğlu konusu Sarı Kırmızılı Kulübün gündemini epey meşgul ediyor ama pazar günü çok ilgi çekici bir mücadele oynanacak. Karadeniz'de Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Konuklarımızla birlikte bu maça dair beklentileriyle alakalı da konuşalım istiyorum. Rizespor iç sahada özellikle geçen sezon performansıyla dikkat çekiyordu. Bu sezon ilk maçlarında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldılar. Ama çok farklı bir galibiyeti bile hak ettiklerini söyleyebiliriz. İkinci hafta Demirspor'u yendiler. Fenerbahçe Göztepe deplasmanı sonrası en güzel duygular içinde değil. Ama bunu fırsata çevirmek Rize'de kazanarak Fenerbahçe'nin ayağına gelen bir şans da olabilir hocam. Ne beklemeliyiz futbol severleri olarak Rize Spor Fenerbahçe maçında? Ya bir kere Fenerbahçe taraftarının beklediği şeyle genelde futbol beklentisinin beklediği şey maalesef çok farklı oluyor. Şimdi Fenerbahçe'nin taraftarının beklediği şey Fenerbahçe'nin orada iyi bir oyunla galip gelmesi. Ve Fenerbahçe futbol takımı Rize'ye gittiği zaman hem saha içi hem saha dışı olayların son haftalardaki genel şeyine, yapısına baktığımız zaman sıkıntılı bir ortam oluşuyor. Şimdi bu sıkıntılı bir ortamın bir artık ortadan bir kalkması lazım. Ve hep bu şeyler konuşulduğu zaman da futbolun konuşması ister istemez sahanın dışına kayıyor ve de kaotik bir ortam oluşuyor. İlk önce bundan bir sıyrılıp bir temizlenmek lazım. Ve sahanın içine geldiğimiz zaman da sevgili Kerem, yani Fenerbahçe'nin saha içindeki herkesi mutlu, memnun eden bir yapısının oturmadığını görüyoruz. Ama bunda her şeye rağmen de Mourinho gibi bir hocanın da süreye ihtiyacı olduğunu, bir zaman tanınması gerektiğini söylemek lazım. Geçen seneki takımın üzerine gelen Mourinho'nun muhakkak ki kendi futbol karakterini sağa yansıtacak bir oyunu ve oyuncu grubuyla beraber bir modele oturtacaktır. Kendi modeli var mıdır? Vardır. Buna ben bir şey diyemem. Tabii ki vardır.
Ama hocalar kendi modelini oturtayım derken de eldeki iyi yapılan şeylerden de ödün vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bütün taraftarının beklentisi Rize'de iyi bir oyun. İyi bir oyun. Herkesin içinden sinebileceği bir 11 ile beraber oyunun gidişatına göre yapılacak olan hamlelerdeki Mourinho'nun takıma elinin değdiğinin bir iknasının olması gerektiğini düşünüyorum taraftarlar tarafından. Şimdi hal böyle olunca Mourinho bütün bizim gibi aynen o da hem Rize Spor'u çalışıyordur, hem Türkiye'yi çalışıyor, hem kendi takımını çalışıyor. Kolay bir şey değil. Kendi bir kere çok önemli bir markası var. Markasının zarar görmesini istemeyeceği şimdi. Hem transferle uğraşmak, hem sahanın içi, dışı, sahaya konsantre, oyuncu yapısı, oyun, beklentiler, gruplara kalmış olan Fenerbahçe'nin ileride demin hoca da ifade etti, 60 maçı bulacak olan bir tempo var. Bu tempoyun üzerine çıkmak, bu oyunun içerisindeki stresli ortamları üzerinden gelebilmek, bir sürü gibi sayabileceğimiz unsurlar var. Bunların üzerinden, bunlardan altından kalkabilmek için zaten Sayın Başkan hem Mourinho'yu çok önemli bir marka olarak takımın başına getirdi. Ve ekibi de çok Acun Ilıcalı ve kendi ekibiyle beraber Mario Branco çok güzel bir futbol aklı ortaya koydu.